Herkese merhabalar. Bugün size gerçek bir yaşam hikayesinden bahsedeceğim. 49 yaşında hipertansiyonu ve şekeri olmayan, nadiren sigara kullanan Ahmet Bey, akşam çocuklarıyla evde yemek yerken birden göğsünde baskı, soğuk soğuk terleme, bulantı hissi olunca masadan kalktı ve bir kanepeye uzandı. Eşi ve çocukları bir bardak soğuk su verdiler. Şikayetleri geçmeyince de 112'yi aradılar. Ambulansla hastaneye götürülen hastanın kalp krizi geçirdiği anlaşılarak anjiyo laboratuvarına alındı ve bir stent takıldı ve sonrasında 2 gün yoğun bakım, 2 gün serviste takip edilerek ilaçları düzenlenip taburcu edildi. Şimdi buraya kadar sorun yok. Ancak hayatında hiçbir sağlık problemi yokken ölümün kıyısından dönen, sonrasında kendisini yarım adam gibi hisseden ve her an kriz geçirip ölecekmiş kaygısı olan bu adam için rehabilitasyona ihtiyaç var. Hem fiziksel hem de mental rehabilitasyona ihtiyaç var. Bu aşamada kardiyoloji uzmanı, psikolog ve diyetisyen oluşan bir takım olmalı. Eğer bunlar oluşamıyorsa bunların hepsini bir kardiyolog yapabilir. Kardiyolog bundan sonraki süreçte hastayı bekleyen riskleri ve bunların nasıl düzeltilebileceğini, takip sürecini anlatmalı. Hasta taburcu olmadan önce hastaya uyguladığı egzersiz testleriyle dışarıda bulunacağı aktiviteleri ve seviyelerini, ne zaman normal yaşama dönebileceğini belirlemeli ve kardiyak rehabilitasyon programını çizmeli. Hastanın vücut kütle indeksini belirlemeli, buna yönelik kilo sorunu varsa taşıdığı risk faktörlerini de göz önüne bulundurarak bir diyet programı önermeli hastaya. Yine aynı şekilde bu süreçte ortaya çıkabilecek ölüm, işe yaramama, yarım adam olma kaygılarını ortadan kaldırmaya yönelik bir terapi planlamalı. Bunu kardiyoloğun vakti varsa kendi yapabilir ya da en güzel bir psikoloğa terapi anlamında yönlendirebilir. Eğer terapiyle çözülemeyecek bir durum ise ilaç tedavisi gerekiyorsa tabii ki bir psikiyatriste yönlendirmek gerekir. Şimdi görüldüğü üzere kalp krizi sonrası emek vererek ve zaman ayırarak hastamızı ciddi bir rehabilitasyon programına almalıyız. Eğer böyle olursa kalp krizi bir hayatın sonu değil, aksine yeni bir sağlıklı hayatın başlangıcı olur. Kalın sağlıcakla. Gel.